Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu mektup gayet ehemmiyetlidir. Aziz Sıddık kardeşlerim, bugünlerde Kur'an Hakim'in nazarında imandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve amel-i salih esaslarını düşündüm. Takva, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek ve amel-i salih, emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Her zaman def-i şer, celb-i nef'a racih olmakla beraber, bu tahribat ve sefahet ve cazibedar hevesat zamanında, bu takva olan def-i mefasit ve terk-i kebair, üssül esas olup büyük bir rüçhaniyet kesbetmiş. Bu zamanda tahribat ve menfi cereyan dehşetlendiği için takva bu tahribata karşı en büyük esastır. Farzlarını yapan, kebireleri işlemeyen kurtulur. Böyle kebair-i azime içinde amel-i salihin ihlasla muvaffakiyeti pek azdır. Hem az bir amel-i salih bu ağır şerait içinde çok hükmündedir. Hem takva içinde bir nevi amel-i salih var. Çünkü bir haramın terki vaciptir. Bir vacibi işlemek, çok sünnetlere mukabil sevabı var. Takva böyle zamanlarda binler günahın tehacümünde bir tek içtinap, az bir amelle yüzer günah terkinde yüzer vacip işlenmiş oluyor. Bu ehemmiyetli nokta niyet ile, takva namıyla ve günahtan kaçınmak kastıyla menfi ibadetten gelen ehemmiyetli amali salihadır. Risale-i Nur şakirtlerinin bu zamanda en mühim vazifeleri tahribata ve günahlara karşı takvayı esas tutup davranmak gerektir. Madem her dakikada şimdiki tarz-ı hayatı içtimaiyede 100 günah insana karşı geliyor, elbette takva ile ve niyeti içtinab ile yüzer amel-i salih işlenmiş hükmündedir. Malumdur ki bir adamın bir günde harap ettiği bir sarayı 20 adam 20 günde yapamaz ve bir adamın tahribatına karşı 20 adam çalışmak lazım gelirken şimdi binler tahribatçıya mukabil Risale-i Nur gibi bir tamircinin bu derece mukavemeti ve tesiratı pek harikadır. Eğer bu iki mütekabil kuvvetler bir seviyede olsaydı onun tamirinde mucizevari muvaffakiyet ve fütuhat görülecekti. Ez cümle, hayat-ı içtimaiyeyi idare eden en mühim esas olan hürmet ve merhamet gayet sarsılmış. Bazı yerlerde gayet elim ve biçare ihtiyarlar, peder ve valideler hakkında dehşetli neticeler veriyor. Cenab-ı Hakk'a şükür ki, Risale-i Nur bu müthiş tahribata karşı girdiği yerlerde mukavemet ediyor, tamir ediyor. Seddi Zülkarneyn'in tahribiyle Ye'cüc ve Me'cüc'lerin dünyayı fesada vermesi gibi şeriat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam olan Seddi Kur'an'ın tezelzülüyle ve Ye'cüc ve Me'cüc'ten daha müthiş olarak ahlakta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor. Risale-i Nur'un şakirtleri böyle bir hadisede manevi mücahedeleri inşallah zaman sahabedeki gibi az amelle pek büyük sevap ve amal-i salihaya medar olur. Aziz kardeşlerim, işte böyle bir zamanda
bu dehşetli hadisata karşı ihlas kuvvetinden sonra bizim en büyük kuvvetimiz iştirak-ı amali uhrevi düsturuyla birbirimize kalemler ile her birinin amali saliha defterine hasenat yazdırdıkları gibi lisanlarıyla her birinin takva kalasına ve siperine kuvvet ve imdat göndermektir. Ve bilhassa fırtınalı tehacüme hedef olan bu fakir ve aciz kardeşinize bu mübarek şuhur-u selasede ve eyyam-ı meşhurede yardıma koşmak sizin gibi kahraman ve vefadar ve şefkatkarların şe'nidir. Bütün ruhumla bu imdad-ı maneviyi sizden rica ediyorum ve ben dahi iman ve sadakat şartıyla Risale-i Nur talebelerini bütün dualarıma ve manevi kazançlarıma 24 saatte iştirak-ı amali uhreviye düsturuyla bazen 100 defadan ziyade Risale-i Nur talebeleri ünvanıyla hissedar ediyorum. Said Nursi. Bu mektup gayet ehemmiyetlidir. Aziz Sıddık kardeşlerim, bugünlerde Kur'an-ı Hakim'in nazarında imandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve amel-i salih esaslarını düşündüm. Yani bu nokta çok önemli. Müslümanın hayatında önce iman. Kayyum değer iman. İman varsa her şey var. İman yoksa hiçbir şey yok. Dinin temeli tek bir Allah'ın vahdaniyetini kabul ve tasdiktir. Şimdi Kur'an'ın nazarında imandan sonra en fazla esas tutulan takva ve amali salihtir. Takva ne? Tek kelimeyle günahlardan kaçınmak. Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? Hüden lil muttakin. Kur'an kim içindir? Kur'an'dan kim fayda hasıl eder? Muttakiler, ehli takva. Kur'an'ın nazarında imandan sonra Müslümanın dikkatle, teyakkuzla bir ömür boyu muttaki yaşaması ona lazım ve elzemdir. Günahlardan kaçınmak. Onun için İslam dininde bir Müslüman sadece ibadeti yapmakla kurtulamaz. Büyük, özellikle büyük günahlardan terk etmek Müslümana lazım, vacip ve elzemdir. Sadece namaz kılmak, ibadet etmek ama günahları terk etmezse akıbet dehşetli olabilir. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza etsin. Onun için İslam dini, bakın, günahtan sonra mümini serbest bırakmamış. Hemen arkasında, günahın hemen arkasında tövbe etmek Müslümana vaciptir. Çünkü ölüm her an gelebilir. Eccülü, değil mi? Cumalarda okunuyordu da, ölüm gelmeden önce ne yapınız? Ya, tövbe ediniz. Evet, oku. Takva, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek ve amel-i salih emir yani menhiyat dairesinde. Yani Allah'ın, bakın, yasakları. Şimdi bakın, Allah'ın koyduğu yasaklar hikmete ne kadar mutabıktır ya. Allah'a şirk koşma zaten. Şirk nedir? En büyük zulümdür. Onu geç. Adam öldürme. Ne güzel bak. Başka? Zina yapma. Nüfusların namusları kirletme. Hırsızlık yapma. Devletin malını yeme. Kumar oynama. İçki içme. Bak. Bakın. İslamiyet, insaniyetin
şahsiyetine itibar ediyor. Gıybet etme. Nedir gıybet? Bir Müslümanın arkasında, aleyhinde konuşma. Bu ne demektir? Bak, İslamiyet'in insaniyete verdiği değer. Müslümana verdiği değer. Arkasında konuşma. Ama ben doğruyu söylüyorum. Peygamberimiz ne buyurdu? Doğruyu söylersen gıybet. Yalan söylersen gıybet artı iftira. Şimdi İslam'ın getirdiği ölçülere bakın bak. Bak, biz içki içme. Bak, servetini zayi etme, israf etme. Harama girme. Bakın, İslam temiz bir mümin. Müstakim bir mümin. Günahlardan kaçan, iffetli, istikametli bir mümin olmanın haritasını çıkartmış, yollarını göstermiş. Bizim neyimiz için? Hayrımız için, bizim istikametimiz için, cemiyeti İslamiye'nin duru, safi ve temiz olması için Kur'an'ın getirdiği emirlere bakın. Bak ne kadar güzel. Evet. Menhiyattan, günahlardan kendini korlamak. Evet. Ve amel-i salih emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Her zaman def-i şer celb-i nefa racih olmakla beraber bu tahribat ve sefahet ve cazibedar hevesat zamanında bu takva olan def-i mefasit ve terk-i kebair üssül esas olup büyük bir rüçhaniyet kesbetmiş. Bir de oku. Her zaman def-i şer celb-i nefa racih olmakla beraber. Bu da mecellede bir kaide. İslam hukukunda bir kaide. Her zaman zararları def etmek, menfaatları celbetmenin önündedir. Önce zararları def edeceksin, sonra menfaatı celbedeceksin. Bak. Şimdi köyü düşün, bir kayalık bir yerin altında, dibinde. Uzmanlar der ki, ya bu kaya kopacak. Efendim, baharda sel gelir, yağmur, borar, fırtına, o da üzerinize gelirse bağınızı, bahçenizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu, varlığınızı, devletinizi, servetinizi bitirir. Ya boş ver. Diyemezsin yani. O köyü, o mıntıkayı terk etmek o Müslümanlara nedir? Vacip ve elzemdir. Bak, her zaman zararı def etmek, menfaatı celbetmenin önündedir. Şimdi bu asırda bakın, İnsanın ebedi hayatını paralayan ve parçalayan ne kadar saik var ya. Bakın ya hocam, ahir zaman ya. Bütün dengeler bozulmuş. Bütün dengeler bozulmuş. Yüzlerce, eskiden yüzlerce, şimdi ustanın zamanında yüzlerce, şimdi ya binlerce günah insana tecavüz ve taarruz ediyor ya. Nasıl sahili selamete çıkacaksın? İşte ne lazım? İttika lazım. Allah'tan korkmak. Bir de Allah'tan utanmak. Allah'tan utan. Allah'tan kork. Demek ki Müslümanın dünyasında istikamet meseleyi mühimmedir. Allah istikametten ayırmasın. Amin. Ya. İffet ve istikamet meseleyi mühimmedir bak. Binlerce günah insana tecavüz ve taarruz ediyor. Allah-u Ekber. Ezanı dinleyelim. Yayın devam ediyor da
canlı kafatı devam etsek dersin olur mu? Mantık tek bir şey. Atil abi seni pencereyi de kapatalım. Sizin pencereyi de kapatalım abi. Abi bir şey yok. O zaman evlensin canlı evlendiler de etmesin. Gitmiyor. Tam bekleriz. Şu an ezan okunuyor. Ezandan dolayı ezanın bitmesini bekliyoruz. Canlı yayında olan kıymetli misafirlerimiz. Ezan bitince devam edeceğiz inşallah. Allahümme Rabbi hazihi ta'amme Salatul qaimeh Ad seyyidina Muhammedin vesileti vel fazile ve derecetel rafiyetel aliyah ve bansu makamen mahmuden illezi vaaddehu inneke la tuhiful mi'ad Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Her zaman def-i şer celb-i nefa racih olmakla beraber bu tahribat ve sefahet ve cazibedar hevesat zamanında. Bakın, tahribat bir. Bu asırdı bak. Ahir zaman. Çok cihette, çok vecihle, dehşetli, sinsi, adi, alçak ne var? Dinin, Kur'an'ın, imanın aleyhinde icraatlar var. Dehşetli bak. Dinsiz adam, imandan mahrum, seviyesiz, mizansız bak. Dini çürütmek, İslam'ı imha etmek için her türlü fesat ve fitne çalışıyor mu? Çalışıyor. Bu bir tahribat. Tahribat ve sefahet. Sefahat. Ya. Bak, ya. Sefahat. Ya. 100 sene geriye gidin ya. 100 sene geriye gidin, Avrupa'da açık kadın yok. 110 sene geriye gidin, 120 sene. Şimdiye bakın ya.
Başını kaldır hadi. Binlerce yerde fitne. Nasıl kaynıyor ya? Sefahat. Dehşet değil mi? Alçak mı? Ya. Gençlerin dünyasını bombardıman ediyor mu? Ediyor. Sefahat bu. Sonra? Ve cazibeder heves. Ha, bir de bak. Hevesler ne? Cazip. Rivayetlerde var ki efendim Deccal'ın cenneti olacak. Nasıl tefsir edilmiş cenneti? Deccal'ın ahir zamanda Deccal'ın cenneti diyor. Lise mektebi. 17-18 yaşında kızlarla erkekler aynı sınıfta. Sınıfı geç. Ne sınıf? Sokağa bak. Caddelere bak. Cazip. Bu gençlik bu cazibeden nasıl kendini kurtaracak? Ya. Onları da geç. Sokaktan, sınıftan, efendim sefahattan daha dehşetine şu akıllı telefonlar. Ya. Akıllı telefonlar. Bombardıman nedir? Ben söylüyorum. Yani şu akıllı telefona sahip olan bir genç bu telefonun şerrinden kendini muhafaza etse bu asırda Bedir'in aslanları gibidir. Bedir'in aslanı. Bu asrın Bedir'in aslanı şu akıllı telefonların şerrinden kendini koruyan ve muhafaza edendir. Bak, herkesi vuruyor. Şimdi burada ders yaptık, sohbet ettik, iman hakikatlerinden konuştuk. Allah'tan, Resulullah'tan, İslamiyet'ten, iman hakikatlerinden konuştuk. Ondan sonra akşam yatağa girerken ne var ne yok. Bas bir düğmeye. Düğmeye bas. Saat oldu 3. Gözünü kirletti. Gözünü manen kirlettin. Ruhunu parçaladı. Maneviyatını bombardıman etti. Atom bombası gibi. Seni helak etti ve bitirdi. Haberin var mı? Bakın ya. Bak. Şimdi bakın. Din ciddiyettir ve din istikamettir. Bak gençler. Bu işin şakası yok. Bu işin ortası da yok. Ya ebedi bir hayatı kazanacağız ya da Allah korusun ayağımız kayarsa ebedi rahmetten mahrumiyet var. Ya ebedi cennet ya da ebedi cehennem. Külliyatta geçiyor. Hadisat-ı Muhammediye kainatın en mühim hadisesidir. En ehemmiyetli hadise hadisat-ı Muhammediye. Resulullah ne getirmiş? Ne beyan etmiş? Allah ne emrediyor? Din ciddiyettir, din istikamettir. Bir de ne diyor? Beşerin en mühim meselesi cehennemden kurtulmaktır. Beşerin en mühim meselesi cehennemden kurtulmaktır. Bu işin şakası yok. Bu işin ortası da yok. Ya kazanacağız ya da kaybedeceğiz. Kazandık mı ebedi nimet, ebediyet, sonsuz. 100 sene mi, 100 bin sene mi, 100 trilyon sene mi? Hayır, sonsuz. Kaybettik mi? Ebedi cehennem ya. Ebedi cehennem. Onun için Müslümanın dünyasında en birinci mesele, dinimi nasıl yaşayacağım? Dinimi nasıl muhafaza edeceğim? Cennete liyakat noktasından neler yapmam lazım geldiğini aklıma, kalbime, ruhuma nasıl nakşedeceğim diye bu mesele beşerin en ciddi meselesidir. Bak, ya. Cenab-ı Hak akıbetimizi muhafaza etsin. Peygamberimiz buyuruyor, insan gider gider cennete bir karış kalır, cehenneme düşer. Gider gider cehenneme bir karış kalır. Tövbe-i nasuh eder, Allah'a döner, cennete girer. Bakın.
Kimsenin garantisi yok. Onun için din teyakkuzdur. Bunu her zaman söylüyoruz. Bakın Allah bizim dünyada hayatımıza kefil. Allah bizim rızkımıza da kefil. Ama Cenab-ı Hak bizim akıbetimize kefil değil. Akıbetimizi bizim irademize bırakmış. İşte cennet, işte cehennem. İşte cennetin yolu, işte cehennemin yolu. Allah bizim akıbetimize kefil değil. Akıbetimizi bizim irademize bırakmış. Bu cihette din nedir? Din tercihdir. Din teveccühdür. Tercih. Allah'ı, Resulullah'ı, Kur'an'ı mı tercih ediyorsun? Nefsi mi, hayvaniyeti mi, şehveti mi, zilleti mi, dünyanın pisliğini mi? Karar bizde. Ahirette hiçbir şey sıfırdan başlamaz. Ahirette her şey geldiği noktadan devam eder. Allah teyakkuzunuzu artırsın. Bakın, bu ders çok önemli. Yani bu dersi her zaman sık sık okumak lazım. Herkese, gençlere de. Şimdi Cenab-ı Hak, bakın, peygamberlerin 5 büyük sıfatı var. Bak, peygamberler seçilmiş. Ezelden seçilmiş. Yani peygamberlik velayetle, ibadetle, uzletle, inziva ile, zikirle kazandır mı? Hayır. Ezeli tahsis. Peygamberlerin 5 sıfatı müminde de olması lazım. Yani peygamberde bulunan bu 5 sıfat aynı zamanda ümmet için nedir? Bir rehberdir. Bir rehberliktir. Allah bütün peygamberlere bu 5 sıfatı vermiş. İşte bir Müslümanın kemalı, kemalda devamı, devamda kıvamının şartı boş bu 5 sıfata masariyet noktasından neredeyiz? Bunu dikkatlerinize sunmak istiyorum. Bak, çok önemli. Bak, şimdi peygamberlerin sıfatı birincisine emniyet. Peygamberimiz Risaletten önce sıfatı, ünvanı neydi? Emin. Muhammedül Emin. Emniyet. Şimdi bakın İslam alemine. Emniyet noktasını bırak İslam alemi de kendi kendimize konuşalım. Böyle nefsini al karşına, geç nefsine konuş. Emniyet noktasında neredesin? Neredesin emniyet? Bak, emniyet İslam dünyasında ne olmuş? Paramparça olmuş ya. Ben bazen söylüyorum şimdi 10 yaşındaki çocuğu, yani dürüst Allah, hadis-i şerif var, Allah işini dürüst yapanı sever. Doğru Müslüman, müstakil Müslüman, Allah'ın sevdiği kul. Yani bir misal, yani. Güzeller güzel ama kötü örnek. Şimdi 10 yaşındaki çocuğu gönder şeye, kasaba, oğlum git şuradan 1 kilo kıyma. İnsafsız kasap ne yapar? Ne yapmaz ki? At eti mi, it eti mi? Ne karışılmaz ki ya? Emniyet. Bir cemiyette emniyet çökülürse bütün rabıtalar ne olur? Paramparça olur. Bu bir. İkincisi peygamberlerin, bütün peygamberlerin sıfatlarından ikincisine sıdk, doğruluk. Üstad'ı münazaratta soruyorlar. Bize lazım nedir en başta? Diyor ki doğruluk. Sahabe sordu, ya Resulallah, taaccüp manasında acaba olur mu yani? Müslüman korkak olabilir mi? Peygamberimiz buyurdu ki, mümin korkak olabilir. Fıtrata ilişir. Ve ikinci soru, mümin cimri olabilir mi? Olmaması lazım. Olabilir.
Üçüncüsü, mümin yalan söyler mi? Mümin yalan söylemez. Sahih hadis bak. Mümin yalan söylemez. Yalan lafzı kafirdir. Peygamberimiz buğday pazarına girdi, elini soktu. Çuvalın içerisine eli ıslandı. Ne buyurdu? Aldatan bizden değildir. Bak, şimdi İslam dünyasının haline bak. Aldatan bizden değildir. Şimdi bak, sırkla emniyeti yan yana getir bak cemiyeti. Ben bazen söylüyorum, tamam. Camide evliya, en güzel namaz, ibadet, taat, ticarette eşkıya ya. Eşkıya. Bak. Camilerde vardır değil mi? Hatibin hitap ettiği kürsünün arkasında Peygamberimizin bir hadis. Ed-dini, nasihat. Buradaki nasihat, Türkçedeki nasihat manası değil. Arapçada nasihat manası samimiyettir. Din saffettir ve samimiyettir. Sahabe sordu, ya Resulallah, kime karşı samimiyet? Peygamberimiz cevap verdi. Önce Allah'a karşı samimi ol. Şimdi bir adam riyakarlık yapsa, Allah'a karşı samimi midir? Hadi söyle. Kimi kandırıyor? Neyin peşindesin ya? Allah'a karşı samimi olmak nedir? İhlastır. Saffet ve samimiyettir. İçini yıkamaktır içini. Temizlenmektir. Başka, peygambere karşı samimiyet. Resulullah'a karşı samimiyet. Kur'an'ın getirdiği ölçülere karşı samimiyet. Mümine karşı samimiyet. Emniyet bir, sırt iki. Değil mi? Emniyet, emanet, sıdk. Peygamberimizin üçüncü sıfatı ismet. Bak, bütün peygamberler masum. Günah yok. Bak, peygambere benzeme noktasında ahir zamanda yaşıyoruz. Yüzlerce günah insana tecavüz ediyor, taarruz ediyor. Kur'an'da ayet var. İki namaz arası küçük günahları affeder. Yani. Ama büyük günahlara karşı müminin fevkalede uyanık olması lazım. Kebair. Yedi büyük kebair. Büyük günahlardan şiddetle kaçınmak lazım. Etti üç. Dört, fetanet. Fikri uyanıklık. Peygamberlerde gavabet yok, fikir gavabeti yok. İntikal gücü keskin. İdrakı, muhakemesi, mantığı hakimane. İsmi hakime olsa. Etti. Dört. Beşincisi, peygamberlerin en büyük sıfatlarından birisi tebliğ. Peki bu İslam alemi niye bu hale düştük? Bu sıfatları kaybettik ve bir de en başta tebliğ ruhunu öldürdük. Tebliğ. Tebliğ noktasından herkesin görev ve sorumluluğu var. Bakın ben başımdan geçen Arefe günü bir olay başımdan geçti, onu anlatmak istiyorum. Tanıdık bir berber var, telefon ettim, ben çocukları tıraş ettireceğim, müsait misin? Hocam dedi, randevuyla çalışıyoruz, çok yoğunluk var. Ne yapalım? Dedi, benim bir halfa şeyim var, kalfam var. Gönder onu, getir kalfa, çocukları tıraş etsin. Ben de aldım, götürdüm. Şimdi berberin kapısından içeri girince baktım,
kalp fahişi 17 yaşlarında var. Ramazan ağzında su var. Yüzüme de üflüyor. Bak. Şimdi bu asırda hiddet edersen kaybedersin. Sen de tebliğini ifa edemezsin. O adamın da ayağı iyice kayar ve gider. Bakın şimdi bak bu bir örnek olay. Tebliğ noktasında bir ölçü size aktarmak istiyorum. Yüzüne baktım. Dedim senin adın ne? Aynen aktarıyorum size. Enes. Ya ne güzel ismin var dedim. Ne güzel isim. Bu ismi sana kim koydu? Bak. Ya tabii şaşırdı. Bir daha. Ya senin siman da ne güzel nurani ya. Şu gözlerine bak. Bütün iki gözüne bütün dünyayı verebilir misin? Vermem hocam. Ya aklına, ya lisanına, ya eline, şu ya ayağına. Allah'ın sana verdiği bu kadar nimetlere karşı senin Allah'a teşekkür etmen gerekmez mi evladım? Bak, ben dedim sana yakıştıramam. Gel dedim seninle anlaşalım. Bir dahaki seneye oruç tutacağına söz ver. Bak elinde sarı, hemen sarıyı küle bastı. Tamam hocam söz. Bir dahaki seneye oruç tutacağım. Bak, bak. İlgi. Bilgiden ziyade ilgi. Şefkat-ı imani. Ama hiddette olan şöyle şöyle desen ip ne yapardı? Kopardı giderdi. Bugün bakın bu gençlik şefkata muhtaç. Elinde oyuncağı var, parası var, şuraya gidiyor, buraya gidiyor. Ama genç yanlış, yalnız, şefkata muhtaç, ilgiye muhtaç. İslamiyetin ilgisi, şefkatıyla o gence yaklaşırsan, o genci kazanabilir misin? Emin ol kazanırsın. Kazanabilirsin yani. Ya bak, niye bu hale düştük? Tebliğ ruhunu önemli ölçüde kaybettik. Şimdi beş sıfatı yan yana koy. Şu beş sıfat Müslümanlarda ayağa kalksa İslam dünyası böyle olur mu? Olmaz. Hepimiz mesulüz. Hepimizin mesuliyeti var. Hepimizin rahmeti var. Hepimizin tembelliği var. Biraz dünyevileştik, afakileştik, maddileştik, lakayttık. Bunları birbiri üzerine girdi. İslam dünyası perişaniyete muhatap oldu. Ne yapmak lazım? Bak, yeniden diriliş. Motoru ne yaparlar? Neye verirler? Rektife mi diyorlar? Motoru rektifeye vermek lazım. Bıçak. Üç seneden beri mutfakta kullanıyorsun. Ağzı körlenmiş. Bıçağı eski haline getirmek için ne yapacaksın? Çarka tutacaksın. Kendini yenilemek lazım. Aşkını büyütmek lazım. Dinin tebliğ manasıyla ayağa kalkmak lazım. Yani, Alem-i İslam'ın bu perişaniyetine ağlamak lazım. Bak, Akif'in Safahat'ta Hintli bir Müslümanın bir hikayesini aldım şiirin başında. Adam diyor ki, odama girdim, kapımı kapattım. O gece sabaha kadar Alem-i İslam'ın perişaniyetine ağladım, ağladım. Bak işte birini al öbürünü. Bir avuç Yahudi'ye karşı bu kadar İslam alemi perişan.
lakaytlarımızın, lahuvalimizin cezasını çekiyor muyuz? Çekiyoruz. Allah alem-i İslam uyandırsın. Amin. Bu uyanışı da kendi nefsimizden başlasın. Amin. Sen ayağa kalk. Sen İslam'ın güzelliğini, sen İslam'ın iman güzelliğini, ahlak güzelliğini, fazilet güzelliğini, istikamet güzelliğini, sen ahlak güzelliğini, fedakarlık güzelliğini fiilen göster. Bak ne olacak? Nasıl olacak? Olacak bu. Çünkü fıtrat yalan söylemez. Allah insanın formatına, insanın yani bilgisayar diliyle ifade edersek, insana iki tane format atmış. Biri marifetullah, bir de ibadet. Biz marifet, Allah'ı tanımak ve bir de Allah'a ibadet etmek için yaratılmışız. Bizim inşirahımız, imsatımız, ruhumuzun mükemmelliği bu iki şarta tabi. Allah'ı bilmek, yakin nurlu inkişaf etmek ve bir de Allah'a ibadet. Kurtuluş budur. Onun için herkesin mesuliyeti var. Bak, asır dehşetli ve şiddetli. Bak, görüyorsunuz ya. İmam-ı Şafii 13 yaşındaymış. İmam Malik'in ders şeyine oturmuş, halkasına oturmuş. İmam Malik yaşta. İmam-ı Şafii 13 yaşında. Böyle göz göze gelmişler. İmam-ı Malik'in ilk cümlesi, evladım yüzünde bir nur görüyorum. Sakın günahlara girip de o nuru söndürme. Söndürme. Sünnetullah kanunu. Yani doktor diyor ki bu zehir. Eczanede zehir. İçersen ne olursun? Ölürsün diyor. Günahlar da manevi zehir. Ebedi hayatın ebedi hastalıkları nedir? Günahlardır. Kad eflaha. Ya bak, kim arındı? Kim tesaffü etti? Kim kurtuldu? Nefsini arındıran kurtuluyor yana bak ya. Yani kendimize elhasıl çeki düzen vermemiz lazım. Bak. Yani bu onu söylüyoruz ya, bu işin şakası yok. En büyük uyanıklık din noktaki uyanıklıktır ya. Bak. Allah ferasetimizi yüksek kılsın. Amin. İstikametten ayırmasın. Amin. Asır dehşetli ve şiddetli. Ayağımızda kaydırmasın. Bu tahribat ve sefahet ve cazibeder hevesat zamanında bu takva olan def-i mefasit ve terk-i kebair üssül esas olup büyük bir rüçhaniyet kesbetmiş. Bu zamanda tahribat ve menfecereyan dehşetlendiği için takva bu tahribata karşı en büyük esastır. Farzlarını yapan, kebireleri işlemeyen kurtulur. Yani bu asırda bak, özellikle farz namazlar, farzları yapan, büyük günahlardan kaçınan kurtulur. Peygamberimiz sahabeye İslam'ın 10 rüknünden 9'unu yapsanız, birini yapmasanız size ateş ulaşır. Ama ahir zamanda İslam'ın 10 rüknünden birisini yapsalar, rahmet-i ilahi onları kucaklar. O birine 5 vakit farz namaz, farz ibadetler, özellikle namaz, namaz, namaz ciddiyeti. Büyük günahlardan kaçan, namazını kılan inşallah bu ahir zamanın dehşet ve şiddeti içerisinde rahmete mazhar olur. Ebedi bir devleti, sonsuz bir nimete merkez ve ayna olabilir. Evet. Bakın buradan ne geliyor? Bakın din uyanıklıktır ya. Din uyanıklıktır. Bak birden bir yere gideceksin. 2 günlük seyahat. Buradan diyelim ki Ada Pazarı'na gideceksin. Ya ne alayım yanıma? Valizimde ne olsun? Nerede kalayım? Nerede kalayım? Kiminle görüşelim?
Ya iki günlük değildi artık şu anda, iki günlük. Piyade iki günde gidiyorsun, bir saatte buradan Adapazarı'na iki saate gidiyor musun? İki saat. Ya iki saatte bir yolculuk için nerede kalacağım, ne yapacağım, ne iş yapacağım, bunu düşünüyor musun? Düşünüyorum. Ya ebedi kalacağımız bir diyar var ya. Nere? Cennet tabii. Şimdiden rezervasyonu yap ya. Yap rezervasyonu. Namaz yok, oruç yok, ibadet yok, taat yok. Ne oldu? Hadi. Hadi. Allah âlem-i İslam'la şuur versin. Din kalbin uyanıklığıdır. Din kalbin uyanıklığıdır. Allah kalbimizi uyanık yapsın. Bak asır beş etti. Takıldım alır götürür mü? Götürür. Götürüyor mu? Götürüyor mu? Evet. Bu zamanda tahribat ve menfi cereyan dehşetlendiği için takva bu tahribata karşı en büyük esastır. Farzlarını yapan, kebireleri işlemeyen kurtulur. Böyle kebair azime içinde amel-i salihin ihlasla muvaffakiyeti pek azdır. Hem az bir amel-i salih bu ağır şerait içinde çok hükmündedir. Hem takva içinde bir nevi amel-i salih var. Çünkü bir haramın terki vaciptir. Bir vacibi işlemek çok sünnetlere mukabil sevabı var. Yani burada da çok ehemmiyetli bir ölçü var. İslam dininde bakın bu çok önemli. Bilen için çok kıymetli, çok önemli. Hayat-ı baki içinde fevkalede üzerinde durulması lazım gelen bir nokta. İslam fıkhında günahı terk etmek vaciptir. Bir vacip, yüz tane nafile ibadete racihtir, tercih edilir. Bakın daha açık konuşalım. Şimdi bir genç buradan kalktı üniversiteye gidecek. Allah rızası için ben gözümü haramdan muhafaza edeceğim dese, buradan yürüdü 3 kilometre üniversite, sağ sol, sağdan soldan binlerce günah. Kampüsün içerisinde gözünü muhafaza etse, belki bir günde, dikkat edin, 1000 tane günaha, harama bakmadığı için 1000 tane vacip işledi. 1000 vacibi yüzde 1000'le çarp. Yani daha açık konuşalım. Bundan 200 sene önce bir insan inzivaya girse, uzlete girse, bir sene zikirle, tesbihle meşgul olsa, onun bir senede kazandığı ecir ve mükafatı, iffetini, istikametini muhafaza eden, harama bakmayan bir genç, bir günde kazanabilir. Allah'a emanet. Bir günde kazanabilir. Bu cihette de ahir zaman kendini kurlarsan rahmetin, inayetin tecellisi noktasından seni ebediyete uçuruyor. Bakmayacağım. Günde 1000 tane. 1000 tane ne? 1000 vacip. 100 sene önce 1000 vacibi 100 senede işleyebilir miydi? İşleyemez sanıyor. Böyle bir rahmet de var mı? Var. Var. Takva böyle zamanlarda binler günahın tehacümünde bir tek içtinap az bir amelle yüzer günah terkinde yüzer vacip işlenmiş oluyor. İşte o zaman yüz vacip şimdi 1000 vacip değil mi? Evet. Bu ehemmiyetli nokta niyet ile. Takva namıyla ve günahtan kaçınmak kastıyla menfi ibadetten gelen ehemmiyetli amali salihadır. Evet. Peki abi böyle fitneye ahir zamanda yaşıyoruz. Bu günahlardan kendimizi nasıl muhafaza edeceğiz? Ehemmiyeti büyük ama zor bir asır. Bu bir kaide ve kanundur bakın. Mısır'a sultan olmanın yolu nereden geçer? Kuyudan geçer.
Naim Hoca vardı, Allah rahmet eylesin, Erzurum'da. Ola Müslüman Erzurum çivyesine, ola Müslüman ye iç, cir cennete, gir cennet, hiç olur. Öyle değil mi? Hiç olur mu? Ye iç, cennete gir. Oldu mu ya? Her nimetin bir faturası vardır. Nimet büyüyünce fatura da ağırlaşır. Bu kanun mu yani? Şimdi bir genç üniversite hazırlanıyor. Ne hedefin ne? Hocam, Boğaziçi elektrik elektronik. Ve Türkiye'de ilk 100 kişinin içerisine gireceğim. En güzel, hedefim büyük. Şöyle bakayım, ne yapıyorsun? Hocam bir şey yaptım yok işte, haftada bir. Böyle açıyorum, bakıyorum sağına soluna, yatıp kalkıyorum. Ulan oğlum, açıp parçıp sağına soluna bakmakla sen Nuh Aleyhisselam kadar yaşasan sen bu üniversiteye giremezsin. Ter dökeceksin. Hocam, hedefe kilitlendim. Her gün 8 saat bile fasıla çalışacağım. Tamam bak, senin aşkın büyük, hedefin büyük, gayretin büyük, sen kazanabilirsin. Şimdi bakıyorsunuz, ikisi de üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Birisi çok ciddi, günde 7 saat, 8 saat çalışıyor güzel. Öbürü bakıyor, geçiyor. Ondan sonra puan geldi. Birincisi Boğaziçi elektrik elektronik kazandı. İkincisi Hakkari Teze Kurutma Meslek Yüksek Okulu. Aynı kanun değişmiyor. Ne doğurarsan aşan, o gelir kaçan. Cennet ucuz değil. Cehennem de lüzumsuz değil ya. Bakın, baki ebedi bir hayatı ya kazanacağız ya da kaybedeceğiz ya. Allah bu manada şuurumuzu keskinleştirsin. Bak ya, bak. Ya bakıyorsun ya. Ya bu spor olaylarına bakın. Adam önüne bir hedef koymuş. İşte mesela bu şu anda insan Cenab-ı Hakk'ın cami isminin tecellisine basar. Şu anda spor olaylarına bakın. Dağ keçisinden daha dehşetli dağa tırmanıyor. Attan daha hızlı koşuyor. Efendim, balıktan daha güzel yüzüyor. Bu istat var ya. Sen düz yolda yürüyemiyorsun. Adam buzun üzerinde dans ediyor ya. Dans ediyor ya. Ama arkadaki emeğe bakın. 4 yaşında arıyorlar. 6 yaşına gelen çocuk o bundan ne köy olur ne kasaba. O kütük. Bir daha dünyaya gelmesi lazım ya. 4 yaşından, 6 yaşından başlıyorlar. 10 sene eğitim alıyor. 15 sene sonra piste çıkıyor. Ne? Bir tane madalya alacak. Ya bir madalya almak için adam 15 senesini, 20 senesini veriyor. Kaç kuruş eder o madalya yarın ahirette? Hele gel. Ebediyet ya. Resulullah'a komşu olacaksın. Peygamberlerin meclisine gireceksin. Melekler sana selamen selamı, Allah'ın selamını söyleyecekler. Allah'ın rüyetine, zat-ı ehadiyetine mazhar olacaksın. Halidina fiha, ebedi nimetlere, sonsuz nimetlere mazhar olacağız ya. Bu mananın tahakkuku için yani 3 günlük dünyada yani mümin kendine yapması lazım, gemlemesi lazım ya. Nefsimize bırakırsak, nefis şeytanı dinler mi? Dinler. Dinleyebilir. Dinliyorlar. Onun için müminin azmi büyük olacak, davası büyük olacak, aşkı büyük olacak, hamiyeti büyük olacak, tebliğ ruhu da büyük olacak. Bu manayı omuzumuza alır, icra edersek rahmet-i ilahiye de bize yetişir mi? Bak, Allah'ın bakın farz ibadetler fazla ağır değil ya. Fazla yük de değil ya. Bak, Ramazan'ı kıldık, oruç, Ramazan değil, Ramazan'a ulaştık. Bak, 1 ay ya, 11 ay yemek yiyorsun ya.
tersi olsaydı ya hocam, Mayıs'ta oruç, Haziran'da, Temmuz'da, Ağustos'ta, Eylül'de buraya çıktı dediler ya, 11 ay kemal lezzetle yiyoruz, bir ayda nasıl oruç tuttuğumuzlar belli. Allah kabul etsin ya. Allah yine kabul ediyor, Allah rahmetine bakın ya. Onun için mümin Allah'ın rahmetinden ümidini kesmeyecek, hata ederse tövbe edecek ama gündeminde Allah'ı unutmayan bir gönül seması. Ben hayatı baki için yaratıldım. Bu işi kazanacağım. Bu manada azmımı, gayretimi, aşkımı yenileyeceğim tarzında dinin kutsiyetine, hakikatine tam temessük etmek, sarılmak lazım ki hayatı ebediye elimizden çıkmasın. Şimdi burada bir cümle daha var, uzun gidiyor. Şurada hayatta ve hayatta oku, zulmetli ahlakta. Bir bak, Yecüc ve Mecüc'ten orayı oku. Yecüc ve Mecüc'ten daha müthiş olarak ahlakta bak, ve hayatta. Yecüc Mecüc'ten daha müthiş. Daha müthiş olarak. Evet. Ahlakta ve hayatta. Hayatta zulmetli bir anarşilik. Bak, ahlakta ve hayatta. Bakın şimdi hayat, yani tam bu cümlenin masadaki içerisindeyiz. Hmm. Ahlakta ve hayatta oku. Tam bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor. Ahlakta ve hayatta. Bakın şimdi hayatın içerisine. Yaşantılara bakın. Amele bakın. Kırılanlar, dökülenler, ihanetler, fitneler, fesatlar, her türlü pislik var. Var. Ve dehşetiyle var mı? Var. Yani. Hazreti Adem'den bugüne kadar böyle bir asır gelmemiş ya. Yani. Ahir zamanda hayatı tutan bütün bağların dengesini, özenesi bozulmuş. Ne yapmak lazım? Ciddi manada ayağa kalkmak lazım. Dinimi yaşayacağım. Yaşatacağım. İslam'ın güzelliğini tebliğ edeceğim. Hayatımda fiilen göstereceğim. Aşk-ı İslamiyet'te davayı Kur'an'ı ile son nefese kadar Allah'ın dinini tebliğ noktasından metanetle, gayretle, şevkle ayağa kalkacağım. Bu milletin manevi kurtuluşu için çalışacağım der. Az ve gayret gösterirsek rahmeti ilahiye bu manaların tahakkukunu bize ikram eder, eder. İnşallah bunu da biz rahmeti ilahiyeden bekliyoruz. Vesselam. Sübhaneke la ilme lana illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahümenilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.